Selamünaleyküm arkadaşlar, herkese merhaba. Bir aracımız geldi Ankara'dan. Volkswagen Bora. 2003 mi bu? 2003. 2003 model. Neden direkt 2003 mü dedim? Çünkü 16 valve olanlar 2000-2001'lerde yok. 2002'den sonraydı değil mi bu motor? 2002 ve üstü manuel. Aynen. 16. Aynen öyle. Manueller 16, otomatik olanlar BFQ muydu? Öyle bir şey. Yani AKL değil. Öyle söyleyeyim. Frigör kayışı değişimine gelmiş araç sahibi aldığında 170.000'de 170 bin kilometrede şurada frigör kayışı değişmiş. Şurada frigör değişimi 172.060'daymış zaten. Şu anda araç 251 bin kilometrede, ona da bakalım. 251 mi? Değil mi? Yani 70 bin kilometre geçmiş üstünden kalacak. 228. Şimdi kayışı nasıl çıkacak? Ona bakacağız. Fren disklerini, fren hidroliğini, fren balatalarını değiştirdik. Gördüğünüz üzere. Diğer geri kalan birkaç eksiği vardı. Onları yaptık ve bu şekilde baktığımız zaman 70 bin kullanılmış diyorum ama 70 değil 80 bin olmuş. 80 bin kullanılan bir kayışın görüntüsü bu şekilde. Normalde 90 binde bunlara değişim veriyor. Zaten üretici diyelim Volkswagen. Diyor ki her 90 binde değişeceksin. Tabi bu standartlar bizim ülkemiz ve diğer ülkelere göre değişebiliyor. Bizim ülkemizde 120 binde değişecek olan kayışı Avrupa'da 210 bin ya da ne bileyim 180 bin diyebiliyorlar. Gördüğünüz gibi yeni gibi duruyor. Kaç yılında değişmiş o? 2018'de. 2018. Yani 5 yıl olmuş. 5 yılda bu halde. Yani yeni gibi duruyor. Şimdi çoğunluk şunu söyleyecek. Ben olsam değiştirmezdim. Ben olsam takmazdım. Siz olduğunuz zaman yapmazsınız arkadaşlar. Araç sahibi talep ediyor. Biz de yapıyoruz. Yapacak bir şey yok. Zamanı doldu, kilometresi doldu. 10.000 kilometre sonra ben tekrar buraya gelemem. Hazır gelmişken değiştir diyor araç sahibi. 13 ver, şunu da sökelim. Hazır ben buradayken değiştir diyor Nurullah abi. Ve ben de merak ettim. Dedim ki ben bunu merak ediyorsam takipçilerimiz de merak ediyordur. Onun için paylaşma kararı aldım sizlerle. Burada bir de yağ kaçağı var, ona bakacağız. Hafif bir sızdırmış, terletmiş. Şurayı da yağlamış. Ver. Şu kayışı çıkar. Bunlar da genellikle bu küçük kayışı sıyırıyordu eskiden. Uzun zamandır sıyıranını görmedim işin açıkçası. Hatta değişim kilometresi geçip sıyırmayanlar vardı. Gevşetme aparatlarını getir şunu. Kasnakları bir gevşetelim. İkisini de bir sökelim Ahmet. Yerine oturuyor mu? Onlar yeni model için olduğu için oturmayabilir. Eskiden GoPro ile çekiyordum. Tam olarak böyle gözüküyordu görüntü.
Evet. Eksantrik keçemiz. Emme tarafı eksantrik keçisi kaçırmış gördüğüm kadarıyla. Evet, öbür tarafta bir şey yok. Orijinal eksantrik keçisi bu arada. Daha önce hiç değişmemiş. Gördüğüm kadarıyla ama öyle bariz bir hani aşırı bir kaçak yok. Sertleşmiştir büyük ihtimal. Bakalım ne yapacağız ona karar vereceğiz şimdi. Bir temizliğini yapalım. Bu bileği de sök Ahmet. Bu ikisini de sök. Devir daimi de değişecek. Ve antifriz de değişecek. Temizliği yapıldı, devir daimi söküldü. Oturduğu nokta tertemiz temizlendi. Keçeyle alakalı arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Araç üzerindeki keçelerin çoğu eksi 10'un altına düştüğü zaman hava sıcaklıkları hafif terletmeler yapabiliyor. Bu şanzıman aks keçeleri dahil olmak üzere kran keçeleri, eksantrik keçeleri ve büyük ihtimal bu araçta da öyle bir durum var. Keçiler orijinal ve orijinal keçeleri değiştirmek açıkçası istemiyorum. Temizliğini yaptık. Şimdi kullanacak ve yavaş yavaş toparlayacağız. En son toparladığımızda da sizlerle paylaşacağım. Ya da toparlarken. Su pompalarına bu şekilde sıvı conta çekmeyelim. Çünkü niye? Görüyor musunuz korozyonu? İşte bu korozyonu tam olarak biz sıvı conta çektiğimiz için yapıyor. Eğer ki çekmemiş olsak bu şekilde bir korozyonlaşma olmayacak. Kesinlikle iddia ediyorum. Ve yerini de aynı şekilde paslandırıyor, zımpara sürmek zorunda kalıyoruz. Eğer ki sıvı conta çekmemiş olsalar. Özel yağ var arkadaşlar. Özel yağınız da yoksa gres yağı kullanırsanız eğer normal. Tertemiz pırıl pırıl kalacaktır ve lastiğin ömrünü de uzatacaktır zaten. Nasıl bir yağ onu da gösterelim. Lastiğe dayanıklı frenlerde, fren kaliperlerinde kullandığımız yağlar var. Sık az bir şey. İçeriğini göster bize. Parmağını al. Gördüğünüz şöyle. İlginç bir yağ. Lastiğe zarar vermeyen bir yağ. Onun için ne yapıyoruz? Şu şekilde sürüyoruz oraya. O şekilde takıyoruz ki çürüme olmasın. Herhangi bir oksitlenme olmasın. Doğru mu söylüyorum? Biz o şekilde yapıyoruz. Sizlerin de o şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Paslanmasın, çürümesin. Kesinlikle sıvı conta sürüldüğü için bu şekilde. Sürülmemiş olsaydı bu şekilde çıkmayacaktı. Arkadaşlar Polo'larda ve 16 volt olan bu sistem olan motorlarda öncelikle küçük ayışı takıyoruz. Bu da küçük ayışı taktıktan sonra yani aşağıdan bağımsız olarak şekilde göstereyim. Pimlerin bu şekilde birbirine paralel bir aparat olması gerekiyor. Şimdi şöyle neden bunu söylüyorum onu da açıklayayım. Bir tane Altalyan şuradan alalım. Bu Altalyan'ı buraya takan ya da 13'lük bir tane uzun cıvata ver. Takıyor arkadaşlar. Diyorlar ki tamam sentede. Diyorlar. Bu şekilde olabiliyor. 13'lük cıvata ver. Uzun 13'lük cıvata. Hatta direkt triggerin kendi cıvatasını takıyorlar. Fakat bu sağa sola esnek kalabiliyor. Esnek kalırsa atlak olabiliyor. Onun için ne yapmamız gerekiyor? Bu şekilde bir aparat kullanmamız gerekiyor. Bu aparatın ortasındaki şu arkadaş da tam olarak dengeli. İkisinin paralel bir şekilde
çitlemesini sağlıyor. Bu aparat olmadan, bu aparat varken bunu ileri geri sağa sola çeviremeyiz. Oturtturdum şu anda. Fakat şu aradaki parçayı çıkartırsak o tarafa ve bu tarafa kaçık yapılabiliyor. Bilginiz olsun. Yani cıvatayla birisi bunu kilitliyorsa yani o sentede şüphe vardır değil. İkinci önemli bir nüans bahsedeyim. Nüans ne demek Türkçesi? Konu. Şu bilyalar bu şekilde geliyor. Bunun şu 13'lük kafadaki vidasını kesinlikle kontrol edin. Gevşek çıkabiliyor bazen. Bilginiz olsun. Başka, onun da devamında artık etraf kayışı 8 valfli araçlarda olduğu gibi toplayacağız. En son topladığımda tekrar döneceğim. Ve önemli bir noktadan daha bahsedeceğim. Şu cıvata. Gördüğünüz üzere kafası ince. Ve çok fazla asıldığımız zaman o yalama olabiliyor. Kafası yalama oluyor bu arada. Ve farklı cıvata takılabiliyor. Takıyor bazen ustalarımız. Fakat bunun bu şekilde ince yapılmasının öncelikli sebebi kapağa değmemesi. İkinci sebebi gerçekten çok fazla asılamamamızı özellikle sağlamaları. Neden? Çünkü gergi mekanizması olan bilyalarda özellikle cıvatalar zayıflatılıyor. 0 BKP'lerde de olduğu gibi. Ki fazla asılıp da mekanizmayı bozamayalım diye aslında. Yani bir nevi bizim hatamız olmuş oluyor. Bir şekilde üretici de bunu toparlamaya çalışıyor. O da böyle bir yöntem bulmuş diyelim. Onun için cıvata kafaları ince oluyor. Ne yapıyoruz? Torkluyoruz. 20 Nm artı 45 derece. Yeterli oluyor. Yerimi değil mi şu anda? Evet. 45 derece çekiyoruz. Yani bir turun çeyreği. Bu kadar basit. Ve onunla olan ilişkimiz bitmiştir. 25 yap, şunu da kontrol et. Oynadı mı? Ben öyle gördüm. Altın altılıkları korkmadan herhalde. Yani onlar da korkma. Şu anda 16'lık olan kasnak vidalar da henüz korkulanmadı. Gevşek. Bunları unutmuyoruz. Onları da sıkacağız ve yavaş yavaş toparlayacağız. Bütün vidalarımızı sıktık. Aşağıda tam olarak sentir işaretimiz burası. Gördüğünüz üzere. Ve bu pozisyondayken arkadaşlar şunların rahat girip çıkabiliyor olması lazım. Şöyle geri çekeyim. Ve şu arkadaşın rahat hareket ediyor olması lazım. Sente alma işlemimiz bu şekilde tamamlanmıştır. Toplamaya devam ediyoruz. En son kapattığımda herhalde daha bir şey söyleyeceğim bir şey yok. Vereceğim bir bilgi yok. Bundan dolayı bu şekilde toparlayacağız. Umarım faydalı güzel bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.